kullanım lisansı istemeyen, ücretsiz ofis uygulamaları sunan LibreOffice, bir ofis paketinden bekleyebileceğiniz her şeyi sunmaktadır. Türkçe dil desteği de bulunan LibreOffice çalışma dosyaları, Microsoft Office uygulamasında açılıp çalışmayı da desteklemektedir. Bunun için, kurulumdan sonra LibreOffice programının bir özelliğini aktif edeceğiz. Tamamen ücretsiz dağıtılan LibreOffice, nasıl indirilir ve kurulur başlayalım. LibreOffice son sürümünü indirmek için, resmi internet sitesine girelim. Linki video açıklamasına da ekledim. Ana sayfada bulunan Şimdi indir butonuna tıklayalım. Üst menüde yer alan indir bölümünden de yükleme sayfasına ulaşabilirsiniz. En son yayınlanan taze sürüm 7.6'yı bilgisayarımıza indirmek için tıklayalım. İndirme otomatik başlayacaktır. Kuruluma başlamak için indirdiğimiz dosyaya tıklayalım. LibreOffice programın kurulumu oldukça basittir. İleri seçeneğine tıklamanız yeterlidir. LibreOffice program kurulumumuz tamamlandı. LibreOffice uygulamasını açtığımızda, Rider Word kullanımı için, Calc hesap tablosu Excel kullanımı için ve Impress PowerPoint sunum kullanımı yerine geçmektedir. Şimdi, LibreOffice dosya uzantısını, Microsoft Office ile daha uyumlu çalışması için değiştirelim. LibreOffice sürümlerinden herhangi birini açalım. Ben Calc yani Excel sürümünü açtım. Üst menüde yer alan, Araçlar seçeneğine tıklayalım. Açılan alt ekrandan, Seçenekler bölümüne tıklayalım. Bu ekranda yer alan, Yükle ve Kaydet seçeneğine tıklayıp, açılan ekrandan Genel bölümüne tıklayalım. Her zaman farklı kaydet seçeneğine tıklayıp burayı, Excel 2007, 365 XDSX sürümü olacak şekilde seçip değiştirelim. Uygula ve Kaydet butonuna basarak çıkalım. Aynı ayarı, LibreOffice Rider ve sunum sürümü içinde yapmalısınız. Böylece kaydettiğiniz çalışma dosyalarınız Microsoft Office dosya uzantısı şeklinde kayıt edilecektir. Bu sayede, LibreOffice çalışma dosyasını, Microsoft Office kullanıcısı rahatlıkla açabilir ve çalışmaya devam edebilir. Yine aynı şekilde, Microsoft Office ile hazırlanmış belgeleri LibreOffice ile açarak sorunsuzca kullanabilirsiniz. LibreOffice kullanarak, ofis işlemlerinizi ücretsiz ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.